hani toplum gericileştiriliyor ama bilimin sonuçlarından yararlanmaya çalışılıyor burada. Hani aslında burada iktidarın yapmak istediği kendi ideolojik hegemonyasını toplum üzerine kurması. Hani biliyorsun son seçimlerde de bu belediye seçimlerinde de bir gerilemesi söz konusu. Bu gerileşme iktidarın gideceği anlamına da işaret ediyor. Dolayısıyla ben giderim ama izim kalsın politikası uyguluyor şu anda. Hani bu müfredatın değiştirilmesini. Bağımsız değil, daha bağımlı, iktidarın istediği gibi bireyler üretmeye yönelik bir sonuç elde ettik. İşte bunun sonuçlarını PISA ve benzeri uluslararası kurumların şeylerinde de görebiliyoruz. Dolayısıyla hani iktidarın en başarısız olduğu yönlerden biri eğitim. Dolayısıyla bugünkü yapılan müfredat, hani bugün içinde olduğumuz müfredat çok çok gerici bir müfredat ama yapılan müfredat ondan da geri bir müfredat. Hani ama yapılan müfredat 50 yıl daha da geriye götürüyor. Daha Osmanlı'nın o son dönemindeki müfredata geri götürüyor bizi. Dolayısıyla hani bu müfredat bizim çocuklarımızın ne bugününü ne de geleceğini hitap eden bir müfredattır. Asla kabul edilmiyor. Yani bu bir kötülüktür. Çocuklara yapılan çok açık bir kötülük yapılıyor şu anda. İktidar 20 yıldır bunu yapıyor. 20 yıldır, 22 yıldır bunu yapıyor. Hani bunu daha da bugün tam anlamıyla tarikatların eline bırakılmış bir şekilde yapıyor bunu. Tabii aynen öyle, aynen. Yani bir nebze dergaha çevirecek. Neden? Onu da söyleyeyim size. Şimdi bakın her dersin içerisinde bugün neler yaşıyoruz? Yani o çoğulculuğu anlamayan, o çoğulculuğu öteleyen, bakmayan, işte toplumun birçok kesimi var. İşte Aleviler var. Mesela diyorlar ki biz çocuklarımızı kendi inançlarımız doğrultusunda zaten eğitiyoruz. Ama eğitimin içerisinde bu tür eylem ve etkinlikler biz inançlarımız doğrultusunda bize aykırı, bizim yapımıza aykırı, bizim çocuklarımıza bu dayatılıyor diyor. Kaldı ki inançsız insanların çocukları var. Farklı inançlardan insanların çocukları var. Dolayısıyla bu talebin karşılanması her işte nedir? Laiklik ekseninde bir araya gelinen bir eğitim modeliyle olacak. O yüzden laik, bilimsel ve kamusal eğitim bu üç şey çok önemli. Hem çok o kültürlülüğü hepsini kapsayan bir anlamdır laik ve bilimsel eğitim. O yüzden bu ana eksenden mutlaka o ana ekseni talep etmemiz lazım. Şimdi ana dil meselesi aslında dünyanın birçok ülkesinde uygulanan programlar. Burada ana dil meselesinin aslında ülkemizde çok iyi anlatılamadığından kaynaklı bir karşı bir duruş var. Bence ana dil meselesi iyi anlatılmıyor. Ana dil meselesi aslında çok bilimsel temelli bir şekilde anlatılırsa, dünyanın diğer ülkelerindeki uygulamalarıyla birlikte anlatılabilse, hani bizim buradaki talebimiz şuydu, hani bilimsel, laik ve bilimsel eğitim aslında ana dilin de bir şapkasıdır. Hani o bilimsel temelli eğitimin içerisinde ana dil de vardır. Hani eğitimin birçok sorunu var diyoruz şimdi. Nedir bizim burada talebimiz? Laik, bilimsel ve kamusal eğitim. Bu eksen aslında tüm sorunların üzerinde bir çatıdır, bir çatı görevi. Belki ana dilde eğitim alması bir hak, ana sütü gibi bir şeydir bu. Dolayısıyla burada bir beis yok ama ana dil meselesi topluma yani biraz şey yerden bakılıyor. Daha ayrıştırıcı bir noktadan bakılıyor. Hani ürkütülen, toplumun bunu anlaması konusunda hani yalnızca bir siyasetin şeyin içerisinde sokulmuş bir algı olarak anlatılıyor. Aslında bütün siyasiler, bütün siyasi partiler Türkiye'deki bütün siyasi partiler bu konuda okumalarını daha bilimsel temelli yapabilse, birbirlerine bu konuda biraz daha siyaset üstü bir kavram olarak buna bakabilirse, şu anda bir siyasetin talebi olduğu için ana dil meselesi biraz oradan öteleştiriliyor. Aslında herkesin bir ortak bu konuda bir dil oluşturabilmesi bu ana dil meselesini de çözecektir.